Daha önce ekleme eliminasyon tepkimesi ile nükleofilik aromatik sübstitüsyona bakmıştık. Bu videoda ise benzin mekanizması olarak da adlandırılan bir eliminasyon ekleme tepkimesine bakacağız. Bu arada bu benzin bildiğimiz yakıt olan benzin değil tabii ki. Alkin gibi inle biten bir sözcük. Hani alkan, alken, alkin diyoruz ya buradaki benzin de aslında benzenin bir türevi. Bu türevi içeren molekül ailesinin geneline de arin deniyor. Devam edelim. Şuradaki bromo benzenle başlıyoruz. Buna güçlü bir baz olan bir miktar sodyum, amit ve bir miktar sıvı amonyak ekliyoruz. Ve nihayetinde halkamızdaki halojenin yerine bir amino grubu koyarak ürünümüz olan anilini oluşturduğumuzu görebiliyoruz. Evet şimdi buradaki mekanizmaya bakalım. Tabii eliminasyonla başlayacağız. Evet sodyum amit burada baz görevinde olacak. Öyleyse amit anyonumuzu şöyle çizelim. Azotun üzerinde eksi bir formallük de burada. Şimdi bu buradaki aromatik protonu alırken bu bağda bulunan bağdaki elektronlarsa şu karbona geçmiş olacak. Hemen yan tarafa bu asit baz tepkimesinin sonucunu çizmeye başlayalım. Halkamız şöyle. Bu noktada ayrılan grubumuz bizimle. Tabii bu karbon artık eksi bir formal yükte elde ediyor ve böylece karbanyon ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu elektronları bir belirginleştirelim. Bu elektronlar artık bu karbonda yani ayrılan gruba göre orto konumunda olan bir karbanyon oluştu. Bunun adı orto karbanyon. Şuradaki mor elektronlar buraya hareket edince bu elektronlar halojenimize geçti ve nihayetine bir anyon olarak ayrıldı. Böylece benzin molekülü dediğimiz şeyi oluşturuyoruz. Yani molekülümüzde üçlü bağ olacak. Bu üçlü bağ oluşturan bu mor elektronları da şöyle belirginleştirelim. Tabii bu normal üçlü bağlardan biraz farklı. Burada kararsız bir ara ürün var ve bu benzin denilen molekülün fazla reaktif olduğunu söyleyebiliriz. Evet bir sonraki adımda bu mekanizmanın ekleme kısmını yapacağız. Şimdi benzin molekülümüz burada. Bunu amit anyonuyla tepkimeye sokacağız. Ancak bu kez anyon nükleofil görevi görecek. Öyleyse şurada amit anyonumuzu bir gösterelim. Evet, nükleofil görevi gören anyonumuz üçlü bağımıza saldıracak. Yani bu karbonlardan birine. Diyelim ki bu tarafa saldıracak. Ardından buradaki elektronlar da bu karbona geçmiş olacak. Şimdi bunun son halini gösterelim. Evet, halkamız şöyle. Artık halkamıza bağlanan bir NH2 olacak. Bu karbona geçen elektronları da şöyle yerleştirelim belirginleştirecek olursak bu mor elektronlar buraya gelerek şu noktada bir karbanyon oluşturdular. Ki o da yine orta konumunda. Son adımımızda ise halkamızı protonlayacağız. Bunu yapacak amonyağımız var. Şöyle şuraya çizelim. Amonyak burada bir asit görevi üstlenecek ve bir proton verecek. Yani bu mor elektronlar buradan bir proton alacak ve buradaki elektronlar şuraya geçecek. Böylece halkamızı protonlayarak mekanizmamızı bitirmiş oluyoruz. Ve nihayetinde ürünümüz olarak anilin elde ediyoruz. Evet eliminasyon ekleme mekanizması bu şekildeydi. Şimdi devam edelim ve bir alıştırma daha yapalım. Şimdi elimizde bir dis halkamız var. Burada birbirine para olan iki sübstitüent bulunuyor. Buna güçlü bir baz olan sodyum amidi ekleyeceğiz. Şöyle eksi bir formal ökü de var. Tabii ilk adımımız eliminasyon. Yani amidin halojenin hemen yanındaki bir protonu aldığı bir asit baz tepkimesi yapacağız. Tabii burada iki seçeneğimiz var. Ya halojenin hemen yanındaki bu protonu alabiliriz ya da buradaki diğer protonu. Aslında bu durumda hangisi olduğu pek önemli değil. Çünkü molekülün simetrisini düşündüğümüzde ikisi de eş değer. Öyleyse işimizi kolaylaştırmak için hemen şuradaki protonu alalım. Ardından buradaki elektronlarsa bu karbona geçiyor. O zaman hemen altına bu asit baz tepkimesini çizelim. İşte halkamız şöyle. Metil grubumuz şurada. Halojenimiz ise burada yer alıyor. Evet artık bu karbonun eksi bir formal yükü var. Elektronlarını ve eksi yükünü şöyle üzerine çizelim. Şimdi bu elektronlar şuraya hareket ederek bir üçlü bağ oluşturacak ve buradaki elektronlar ayrılan grubumuza geçmiş olacak. Böylece klorür anyonu ayrılarak benzin oluşturacak. Yani benzin ara ürünümüz olacak. Şöyle şurada gösterelim. İşte benzinimiz. Halkamızda halen bir metil grubumuz mevcut. Aynı şekilde asit baz tepkimesine katılmış olan bu protonu göstermeyi tercih ettim. Tabii bu da olabilirdi ama bu benzen halkamızı çizerken işimizi kolaylaştırıyor. Pi bağımı da tam burada gösteriyorum. Bu yüzden bunu burada göstermek daha kolay. Ama unutmayın elimizde sadece bir adet benzin ara ürünü var. Bu ürünümüz sonraki adımda amit anyonuyla tepkimeye girecek ki o da nükleofil görevi görecek. Azotumuzun üzerinde eksi bir formal yük de var. Nükleofil görevi gören amit, üçlü bağımızın her iki tarafında da saldırabilir. Ben bu tarafı seçiyorum. Ardından buradaki elektronlarsa bu karbona geçecek. Evet, şimdi bunun sonucunu gösterelim. Halkamız şu şekilde. NH2'yi bu kez üstteki bu karbona ekleyeceğiz. Diğer elektronlarsa bu karbonun üzerinde olacak. Tabi alttaki metil grubunu da unutmayalım. Amit anyonunun üçlü bağın diğer tarafından saldırdığını da gösterebilirdik. Bu da mümkün. Yani nükleofilimizin şuraya saldırdığını düşünelim. O zaman buradaki elektronlar bu kez bu karbona geçerdi. O zaman şimdi bu olasılığı da çizelim. Evet yine halkamızla başlıyoruz. Halkadaki elektronlarımız şu şekilde. Metil grubumuz aşağıda. Ne yaşı bu kez üçlü bağın sağ tarafındaki bu karbona ekliyoruz. Diğer elektronlarsa bu karbonda yer alacak. Son adımda bu anyonun protonasyonu var. Şöyle ortaya çıkan iki son ürünü yan taraflara çizelim. Üstteki örneğimizde iki grubumuz birbirine para konumunda. Diğer ürünümüzde ise halkamızdaki bu iki grup birbirine meta konumunda. Benzin mekanizmasını düşündüğümüzde buradaki ürünlerin bir karışımını elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi benzin mekanizmasını kullanarak bir eliminasyon tepkimesine daha bakalım. Burada çok meşhur bir tepkimemiz var. Bu kez sodyum amit kullanmak yerine sodyum hidroksit kullanacağız. Tabi bunun güçlü bir baz olduğunu biliyoruz. Bu yüzden işe yarayacaktır. Bunu bolca ısıtıp bir miktar proton kaynağı olarak da su ilave edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi tepkimenin sonunda halojen yerine bir OH grubu geçecek. Evet bakalım alttaki bu örneği yapabilecek miyiz? Halkamızda şurada bir metil grubu var. Klorumuzsa işte şurada. Aslında bu az önce yaptığımızdan biraz farklı. Bu ikisi birbirlerine meta iken diğerleri ise birbirlerine para konumunda. Evet o zaman bir kez daha hidroksil iyonunun güçlü bir baz görevi görerek halkamızdan bir proton alacağını düşünelim tabi unutmayın bu proton ayrılan grubumuzun hemen yanındaki olmalı. Yani bu proton da olabilir, şuradaki proton da. Ama bu kez ikisi farklı konumlarda yer alıyor. Yani farklı benzin ara ürünleri elde edeceğiz. Bu durumda iki farklı benzini düşünmemiz gerek. Yani bir önceki örnekten farklı. Orada tek bir tane benzin vardı. İlk önce sağdaki bu protona bakalım. Eğer bu proton ayrılırsa buradaki elektronların üçlü bağımızı oluşturmak için hareket edeceğini düşünebiliriz. Öyleyse çizmeye ilk bununla başlayalım. Halojenin eliminasyonu bize benzin ara ürününü verecektir. Ve benzin ara ürünümüz de şuna benzeyecektir. Evet, metil grubumuzu şuraya ekleyelim. Evet, olası benzin ara ürünlerimizden biri bu. Elbette alternatif olarak bu protonu da alabilirdik. Diyelim ki sodyum hidroksit bu protonu aldı. Tabii halojenimiz bu durumda eliminasyon adımında diğer benzini oluşturmak için ayrılır. O zaman benzin bu kez bu hidrojen ve klor arasında olur. Yani tam şurada, halkanın bu tarafında olur. O zaman devam edip benzinimizi tamamlayalım. Evet, fark ettiğiniz üzere halkadaki pi elektronlarının farklı bir rezonans formunu gösteriyor. Ama bu aslında sorun değil. Yani benzen halkamdaki pi elektronlarıyla bu şekilde başlamıştım. Ancak tam tersi bir yoldan da başlayabilirdim. Yani yanlış çizdiğimi düşünmeyin. Bu, bunu göstermenin sadece farklı bir yolu ve aslında benzin ara ürününü bu şekilde göstermemiz gerekiyor. Evet, şimdi elimizde iki farklı benzin ara ürünümüz var. Bir sonraki adımda hidroksil, nükleofil görevi görüp her iki tarafa da saldırabilir. Şimdi Olası ürünlerimizi çizmeye koyulalım. Evet ilk olarak hidroksinin üçlü bağın bu tarafından saldırdığını düşünebiliriz. Ve nihayetinde son ürünümüz şu şekilde olacak. Evet halkamız şöyle. Metil grubumuz şurada. Ve sol tarafta ise metil grubuna para konumunda olan o OH aşımız bulunuyor. Evet olası ürünlerimizden biri bu. Şimdi farklı bir renk kullanarak bazı yerleri işaretleyelim. Nükleofilik saldırı burada olunca bu ürünü elde ettik. Eğer nükleofilimiz buraya saldırırsa farklı bir ürün elde etmiş olacağız. Şimdi bunu çizelim. Evet, önce halkamızı çiziyoruz. Ardından pi elektronlarımızı ekleyelim. Bu kez OH burada yer alıyor. Metil grubumuz yine aynı yerde. Bunların farklı ürünler olduğunu görebilirsiniz. Yani şu ana kadar iki farklı ürünümüz var. Evet şimdi bu molekülümüze geçip aynı şeyi burada da gösterelim. Hidroksilin Üçlü bağımızın sol tarafından saldırmasıyla ortaya çıkan ürünümüzü şuraya çizmeye başlayalım. Evet, üçlü bağımızın daha önce bulunduğu yerin soluna eklemiş oluyoruz. Ürünümüz de bu oluyor. Tabii üçlü bağımızın sağ tarafından da saldırabilirdi. Bu kez bu noktaya saldırmamızın ardından ortaya çıkan dördüncü olası ürünümüzü çizelim. Evet, benzer halkamız şöyle. O aşımızı bu kez tam şuraya ekliyoruz. Metil grubumuzsa yine aynı noktada yer alıyor. Aslında buraya baktığımızda bu ikisinin benzen halkalarından dolayı aynı molekül olduğunu görebilirsiniz. Burada pi elektronlarını farklı yerlerde çizdim. Ancak bunların birbirlerinin rezonans yapıları olduğunu biliyoruz. Evet, böylece bu tepkime için toplam 3 ürün elde ediyoruz. Bir molekül şu, şuradaki ikinci molekül ve son olarak bu da üçüncü molekül. Bu soruyu sınavda görsem işte aynen böyle cevaplardım. Tüm mekanizmayı çizmek için zamanınız olmayabilir. Bu yüzden önce benzin ara ürünü oluşturmak için halojene elimini edin. Kaç tane ara ürünün mümkün olduğunu düşünün ve son olarak nükleofili üçlü bağın her iki tarafına da eklemeyi hesaba katın. Bu da size olası ürünleri verecektir.